Peki gelelim esas büyük soruya. 2021 nasıl bir yıl? Neler bekleyelim? Herkes bunu soruyordur herhalde. Evet. Şimdi 2021 çok değişik bir yıl. Şu anlamda değişik. Bence 2020'den daha umut dolu. Yani kasvet dağılıyor ama birazcık isyan enerjisi var. Yani bir tarafımız diyor ki evet yeni bir sayfa açıyoruz. Bunu da atlattık ve biz bunu halledebiliriz. Hem bireysel hayatlarımız için hem ülke olarak hem de dünya olarak aslında. Diğer taraftan diyoruz ki ama her şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Finansal anlamda sıkışıklıklar var. O yüzden birazcık isyan etme enerjisi var. Benim artık daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var dediğimiz bir zaman dilimi. Satürn Kova burcuna geçiyor. Satürn Jüpiter kavuşumu var hemen yılın başında. Bu Kova çağına geçiş dönemi olarak gördüğümüz ara dönem ve hızlandıran zaman dilimi aslında. Peki herkes genel olarak şunu merak ediyor. Hani böyle 2020'yi herkes çok hani korkutucu şeyler yaşayarak geçirdi. 2020'den daha rahat olacak mı? Yani mükemmel bir yıl beklemek değil belki evet. Çünkü hala virüsle savaşıyoruz ama 2020'ye nispeten daha rahattır diyebilir miyiz? Daha fazla fırsatların ve avantajların olduğu bir yıl. Fırsatları değerlendirebilenlere daha büyük karşılık getirecek olan bir yıl. Değişimleri gösteriyor bize. Ekonomik anlamda, ekonomik sistemlerde, ben ekonomist değilim çok detaylı bir şekilde söyleyemem ama finans konusunda ve bankacılık sistemleriyle ilgili olarak aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu gruplar ve pakslar, NATO gibi olabilir, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz gibi olabilir. Buralarla ilgili çok büyük, köklü, beklenmedik değişimler gelecek. Şubat ayında, Haziran ayında ve Aralık ayında. Şimdi bireysel olarak düşündüğümüzde bazılarımızın hayatında artık ben sonuna kadar sabrettim, ben bunu istemiyorum dediğimiz an gelecek. Bu şey gibi düşünmeyelim bunu. Başımıza kötü şeyler geliyor ve sıkıştık gibi değil. Aksine biz artık o sıkışıklığın içinden bir farkındalıkla çıkıyoruz ve bunu değiştirmek için adım atacak gücümüz var. Ama bireysel hayatlarımızda özellikle kovaları, aslanları, akrepleri bir tık, boğaları bir tık ama kova ve aslanları ciddi anlamda büyük deprem etkisi taşıyan olaylar ve değişimler bekliyor. O yüzden daha kötü mü? Hayır değil. Ama bunu kötü olarak beklememeliyiz. Yani buna iyi anlamda değişimler de olabilir değil aynen mi? Aynen öyle. Çok beklenmedik şekilde gerçekleşen sağa solu belli olmayan değişimler. Eğer ki biz böyle bildiğimiz yoldan gitmeye çok tutunuyorsak illa benim istediğim gibi olsun ya da ben yıllarca emek verdim bu böyle kalacak ilişki için, iş için. Eğer öyle dersek zarara uğrarız. Ama dersek ya evet artık miadını doldurdu artık aynı yerlerde değiliz o zaman yeni bir sayfa açacağız ve bu gerçekten de milattan önce milattan sonra gibi güçlü bir değişim olacak. Yani aslında değişimlere direnmeyip bunun hani illa kötü olacağını da düşünmemek lazım. Yani illa bir çift boşanacak değil, belki de bir çift evlenecek diye de düşünmek doğru, lazım. Aynen doğru. Hiç beklenmedik aşklar çıkabilir. Aniden ilişkiler alevlenebilir. Yepyeni işler kurulabilir. Birçok kişinin iş hayatında dijital ve teknoloji yatırımını arttırarak aslında yenilenme yapacağını düşünüyorum. Yani bizi yeni çağ hızlandıran bir şey olacak. Belki bir kobi gibiyiz. Küçük bir işimiz var ya da danışmanlık yapıyoruz ve bildiğimiz yoldan gitmeye ısrar ediyoruz. Bu bizi interneti ve dijital dünyayı kullanmaya mecbur kılacak. Anladım. Ve bu sayede büyüyeceğiz. Farklı yerlere.